Allah'a yemin olsun ki yanıma gelemez. İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Namazı hafife almayın. Zira Hazreti Peygamber vefat etmek üzereyken şöyle buyurmuştur. Namazı hafife alan kimse benden değildir. İmam Sadık aleyhisselam Allah'ın Resulü'nün şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Namazı hafife alan kimse benden değildir. Allah'a yemin olsun ki Kevser havuzunun yanında yanıma gelemez. Ebu Basir şöyle diyor. Ben İmam Sadık'ın vefatı sebebiyle başsağlığı dilemek için Hamide'nin huzuruna vardım. Hamide ağladı ve şöyle dedi. Ey Eba Muhammed! Keşke İmam Aleyhisselam vefat edince sen orada olsaydın. Hazreti İmam gözlerinin birini yumduktan sonra bana şöyle dedi. Akrabalarımı ve yakınlarımı yanıma çağır. Hepsi imamın etrafına toplanınca onlara şöyle buyurdu. Namazı hafife alan kimseler şefaatimize nail olamazlar. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, kul namazda etrafına iltifat etmezse Allah da ona teveccüh eder. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Namaz halinde kıbleden yüz çevirmek şeytanın bir müdahalesidir. O halde namaz halinde kıbleden yüz çevirmekten sakının. Çünkü kul namaza durunca Allah-u Teala ona yönelir ve kul o tarafa bu tarafa teveccüh edince Allah ona şöyle buyurur. Ey Ademoğlu, kimden yüz çeviriyorsun? Bu söz 3 defa tekrarlanır. Kul 4. defa kıbleden yüz çevirirse Allah da ondan yüz çevirir. İmam Sadık aleyhisselam yüzünü hanif olarak dine çevir ayeti hakkında şöyle buyurmuştur. Yani namaza dur ve yüzünü sağa sola çevirme. Allah'ın sevgilisi buyurdu ki, kul namaz ile meşgul olunca şeytan onun yanına gelir ve kendisine şöyle der. Falan şeyi hatırla, falan şeyi an. Sonunda insan kaç rekat kıldığını şaşırır. Yine buyurdu ki, acaba namazda yüzünü çeviren kimse Allah'ın onun yüzünü eşek şekline dönüştürmesinden korkmaz mı? Allah'ın sevgilisi bir gün ashabına şöyle buyurdu. Sizlere insanların en hırsızını göstereyim mi? Ashab, göster ey Allah'ın Resulü deyince şöyle buyurdu. İnsanların en hırsızı namazından çalan bir kimsedir. Böyle bir kimsenin namazı eski bir elbise gibi büzüştürülür ve onun yüzüne vurulur. Yine Allah'ın sevgilisi bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Hırsızların en hırsızı namazından hırsızlık eden kimsedir. Yani farzlarını kamil bir şekilde eda etmeyendir. Hazreti Ali aleyhisselam namazın secdelerini hızlı bir şekilde yerine getiren kimseye şöyle buyurdu. Ne zamandan beri bu tür namaz kılıyorsun? O şahıs falan zamandan beri dedi. Bunun üzerine İmam aleyhisselam buyurdu ki, senin gibi birisinin Allah nezdinde yeri gagalayan karga gibidir. Eğer bu şekilde ölürsen Ebu'l-Kasım Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dininden başka bir din üzere ölürsün. Ardından şöyle buyurdu. İnsanların en hırsızı namazından çalan kimsedir.